yakınsın diye. Tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi, önler Saadet Partisi. Ülkenin ihtiyacı liyakat ile hizmet, aşk ile yola çıktı. Geliyor işte saadet, gayretle çalışırız. İlkemizdir adalet, çare var gümbür gümbür. Geliyor işte saadet, geliyor işte saadet. İlkemizdir adalet, çare var gümbür gümbür. Geliyor işte saadet, geliyor işte saadet. Şey.
Cinlerle alakalı çöktüğümüz yolda Allah utandırmasın. Yapacağınız hizmetlerde ilimize, ülkemize, ilimize inşallah faydası olur. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da faydası olacağını inanıyoruz. Faydalı olacağını inanıyoruz. Elinde tutuyorum. Dolayısıyla bu mukaddes yolda Allah sizleri utandırsın. Esnaf Teşkilatı'nın odasının değerli başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım. Bugün şoförler ve otomobilciler esnafı odası ziyaretinde bizleri yalnız bırakmayan ordumuzun güzide basın mensupları, değerli misafirlerimiz. Bildiğiniz gibi ülke olarak yaşadığımız bir genel yerel seçimler sürecinde ordumuzun Saadet Partisi'nden ortak adayı olarak 7 gündür, bugün 8. gün oldu geldiğimiz günden başlarsak, ilçelerimizde ve il merkezimizde Altın Ordumuz'da sizlerle birlikteyiz. Medyamız aracılığıyla meramımızı ve mesajımızı zaman zaman anlatmaya çalışırken, onun da ötesine geçerek, giderek bulunduğumuz saatin 3 saat öncesinden başlayıp bugünlük bitişini burada yaptığımız gibi değerli halkımızla, saygıdeğer hemşehrilerimizle, canlarımızla, dostlarımızla yüz yüze gelerek, el ele tutuşarak, birbirimizle hasret gidererek seçim dönemi yolculuğumuzu yürütmekteyiz, sürdürmekteyiz. Yolumuz bugün buraya düştü, odaya düştü. Oda tabiri herhangi bir tabir değildir. Oda Anadolu kültüründe, esnaf kültüründe misafirin ağırlandığı yer anlamına gelir. Ama aynı zamanda oda misafiri konuk eden ev sahiplerinin sürekli bulunduğu, toplandığı, dertleştiği, çözüm ürettiği yer anlamına da gelir. Değerli Başkan Adem Yavuz kardeşimiz, aynı zamanda bir hemşerimiz. Burada onun rahatlığı içerisindeyiz. Herhangi bir ilde, herhangi bir şehirde, bir odada değiliz. Kendi yerimizde, kendi odamızdayız. O bakımdan misafir olarak da kendimi ben şahsen çok hissetmiyorum. Kendilerinin teşkilatını yıllardır tanıyorum. Çalıştığım her yerde, her alanda bu odaların benzerleri Türkiye çapında var. Kendilerinin genel merkezindeki değerli başkanımız da benim hem tanıdığım hem tanıştığım, aynı zamanda Samsun'dan hemşehrimiz olan bir duayen oda başkanı, federasyon başkanıdır. Buradan bu vesileyle ona ve onun şahsında bütün
Şoförler ve Otomobilciler Camiası'na selamlarımızı ve ilgimizi ifade etmek, göndermek isteriz. Değerli misafirler, ordumuzun güzeli. Şoförler ve Otomobilciler Camiası'mız, rahmetli Turgut Özal'ın ifade ettiği gibi, bu toplumun taşıyıcı unsuru olan orta direğin onurlu mensuplarından bir grubu teşkil eder. Şoförler ve otomobilciler esnafımız, arabanın ön koltuğunda, sürücü koltuğunda sanki keyif ediyormuş, çok rahat insanmış veya insanlarmış gibi görünürler ise de, esasen onlar kendilerine dikkat etmenin daha ötesinde taşıdıkları yolcularına, misafirlerine, insanımıza dikkatli hizmet vermenin büyük sorumluluğunu omuzlarında taşıyarak işlerini yaparlar. Gün boyu, yıl boyu, yıllar boyu, bir ömür boyu. Ve ömür biter. Onların tabirlerinden birisini söyleyelim. O yol bitmez. Halen devam eder. İnşallah yollar güzel olur, daha güzel olur. Şoförlerimiz de daha huzurlu, daha güvenli sürüşlerini yaparlar. Yolcularımız da özellikle ülkemizin her yerinde ama ordumuzda daha huzurlu, daha güvenli yolculuklar yaparlar. Bu temennimizi ifade ediyorum. Sizde de güzel olacak. İnşallah. Değerli oda mensuplarımız, şoför esnafımız, saygıdeğer misafirlerimiz, her kesimin olduğu gibi toplumumuzda şoför esnafımızın da belli sorunları, belli gündemleri var. Sorun olacak ki çözüm üzerinde birlikte olalım, müzakere edelim ve çözümlere ulaşalım. Ha, bundan şunu söylemek istemiyorum. Yani sorun yoksa sorun üretelim demiyorum. Ama sorun varsa birilerine de çözmek, çözümüne yardımcı olmak düşer ve gerekir. Şoför esnafımızın orduda mutlaka çok sorun var. Ama öne çıkmış, belki birkaç yıldır çözüm bekleyen ve makul çözüm taleplerine konu olmuş olabilecek sorunları var. Onlardan bir tanesi doğal olarak sosyal devlet anlayışının ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak şoför esnafımızın ücretsiz taşımak durumunda olduğu bir kesim değerli hemşehrilerimiz var. Bunlar toplumumuzun yaş almış tecrübeli kesimi, diğer kesimler olmak üzere şoför esnafımızın hizmet vermeye çalıştığı ve verdiği önemli bir kesim. Ama her şeyin takdir edilir ki bir bedeli var, olmalıdır. O bedelle verilen hizmet arasında da orantı olmalıdır, hakkaniyet olmalıdır. Anlaşılıyor ki verilen bu fedakarca hizmet ile karşılığında takdir edilen ücret arasında bir dengesizlik söz konusu. İnşallah 1 Nisan'dan sonraki dönemde hangi ay hangi gün olur ama bu yıl içerisinde, bu yıl bitmeden kesinlikle makul süre içerisinde Ordu Büyükşehir Belediye'mizin de sorununun kısmen parçası olduğu bu konunun inşallah Büyükşehir Belediyesi çözüm ortağı ve çözüm adresi olur, olacaktır. Makul birim fiyat taşıma ücretini bir yerde ortaklaşa hem kişilerin hem toplumun hakkını koruyarak bir orta noktada inşallah buluşur, buluşturur ve sizlerle el sıkışırız Sayın Başkanım.
öne çıkan, gündemde yerini alan, koruyan, yine esnafımızın, şoför esnafımızın sorunlarından bir diğeri de demir ücretleri konusu. Demir hadisesi mutlaka olur. Yani olmalıdır da. Hayat devam ediyor. Alınır da, satılır da. Ama bunun tabii ki kötüye kullanılan bir ticari yönü olur ise orada belki bir kontrollü bakışla devirlerde bir süre sınırı getirilerek yani amacından saptırmadan, amacının dışına taşırmadan bu devir ücretleri konusunda da şoför esnafımızı eğer alan mağdur, satan mağduriyetinden alan da iyi niyetiyle bu hizmeti sürdürmek için alıyor ise zaten alan kişi belli bir yükümlülük, belli bir sıkıntıyla onu elde etmeye, devralmaya çalışırken kamunun da, belediyenin de onun üzerine bir devir ücreti rakamıyla ağırlaştırıcı bir paydaş olarak girmesinin çok doğru olmadığını düşünmekteyim. Zaten anladığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla konuyla ilgili bir yargı kararı da söz konusu. Eğer yargı kararı bakacağım, kesinleşmiş hukuki tabiriyle lazımül icra bir yargı kararı ise zaten hukuk devleti olarak, hukukun üstünlüğü ilkesi gereği olarak bu herkesi, hepimizi kurum olarak, kişi olarak bağlıyor olması lazım. Bağlayıcı ise zaten yapılacak hiçbir şey yok. Söylenecek hiçbir söz olamaz, olmamalıdır. Maalesef ülkemizin temel sorunlarından birisi de hukuk devleti ilkesi anlayışını ve uygulamasını örseleyici tutum ve davranışların başta sorumluluk mevkiinde olanlar olmak üzere ve daha sonrasında onlardan cesaret alan bir takım hukuk dışı eğilimli yurttaşlarımız olmak üzere sapmalar göstermektedir. Bizim temel devlet ve ulusal sorunlarımızdan birisi de budur. Bu vesileyle bunu da burada belirtmek durumundayım. Bir hukuk adamı olarak, hukuk eğitimi almış birisi olarak eğer bir yargı kararı varsa bunu ben uygulamıyorum, uymuyorum ifadesi yukarıdan aşağıya bir devlette, bir toplumda kimseye düşmez, düşmemelidir. Eğer hukuk yargı kararı hakikaten bağlayıcı, lazımül icra, yani uygulanması gerekli konum, gereklilik kazanmış bir karar değilse bile sonuçta bu bizim burada meclisimizle kararlaştırdığımız, çözeceğimiz bir konudur. Bir yasa hükmü değildir. Dolayısıyla esnafımızın, toplumumuzun rahatlatıcı bir unsuru olarak, bir hususu olarak biz onu gene değerli başkanla el sıkışarak hem belediyenin hakkını, dolayısıyla şehrin hakkını hem de bu şehre hizmet eden bu esnafımızın beklentisini karşılayacak bir noktada buluşuruz. Bir diğer hususta yıllık, 5 yıllık ruhsat yenilenmesi ve yıllık vize işlemleri. Tabii hem ruhsat yenilenirken hem de yıllık vize işlemleri yapılırken hani kahve bahane yeter ki dostluk olsun denir ya. Ama tabii işin latifesi bir tarafa, mutlaka bu bir teknik konudur. Eğer makine mühendisleri odamız, gerekirse üniversitenin teknik birimleri ve bilim uzmanları bu yıllık vize uygulamasının teknik yönden gerekliliği olmadığını bize bildirir. Otomotiv sektörü bunu, sektöründen bunu belgelememiz halinde o süreyi uzatmak, 1,5 yıla, mümkünse 2 yıla uzatmak imkansız değildir. Düşüncem, yaklaşımım şimdilik bu yöndedir. Dolayısıyla sektörümüzün çokça sorunu olmakla birlikte öne çıkan bu gün sayabileceğim 3 ana konusunda benim belediye başkanı
adayı diyeyim hadi. Başkan dersem çok erken zaman olur. Yaklaşımım budur. İnşallah bu yönde bütün ilimizde, sorun sadece Altınordu'muzda değil tabii ki. Altınordu'muzda değil, 19 ilçemizin tamamında bu esnafımızı ilgilendiren sorun vardır. Dün de mesela ben dün sabah Bünye'de sektörün bir kesimiyle Z plakalılarla toplantı yapmıştım ama onlar orada ilk gün olduğu için sorun taşımadılar bana. Ben sorunu haricen partimizden, ilgili arkadaşlarımızdan öğrendim. Doğrusunu söylemek gerekirse Adem Başkan da nezaketiyle, zarafetiyle buraya davet ederken bizimle sorun paylaşmadı. Ben paylaştım, bilmiyorum, sizi mahcup etmedim inşallah. Durum budur. Tabii ki sektörün vergi ödeyen, kayıt altındaki mensupları yanında her zaman ve pek çok yerde olduğu gibi ilimizde de aynı sektörden kayıt dışı, korsan tabir ettiğimiz pay kapmak isteyenleri de olabilir. Bu noktada da adaleti sağlamak bakımından o tür eğilimi ve arzusu olan, niyeti olan hemşerilerimize de kusura bakmasınlar diye demek durumundayız. Herkes hangi köprüden geçiyorsa siz de o köprüden geçerek meşruiyet içerisinde çalışmanızı yapın. Bak deviri de açacağız, devralın. Satan varsa öyle sektöre dahil olun. Ha, şunu da söyleyeyim. Burada plakada tekelcilik oluşturan bir yaklaşımda da biz olmayız. Sektörün ihtiyacı olduğu kadar halkın ve toplumun ihtiyacı olan plaka belirlemesini de yaparız. O noktada da bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Değerli dostlar, şoförler ve otomobilciler esnafımız Türkiye'nin her yer bulundukları her yerde karada hizmet icra ederler. Yani henüz denizde bunlar sürüş yapamıyorlar. Havada da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. O halde bu esnafımız için kendilerine yakın vadede rakip oluşturacak bir karadaki başka bir yol ve yolculuk düzenini ordumuzda düşünmüyoruz. Ama ne var? Başka şeyleri düşünüyoruz. Havayı düşündük. Dışarıdan, havadan gelenlerimiz, misafirlerimiz var. Yılda 1 milyonu aştık. Ordu Havalimanı önce 2 milyon planlanmıştı. Gayret ettik. Dedik ki bu 2 milyon yetmeyecek orduya. Ben görüyorum ordu kabuğunu kıracak. Siz orduya küçük şehir muamelesi yapmayın. O tarihte daha büyük şehirde değildi. Ordu büyük şehir olacak. Bu dediğim 2010-2011'ler. Ordu büyük şehir olacak. 2 milyon yıllık yolcu kapasitesi orduya yetmez. Bunu 3 olarak planlayalım. Daha açılalı 3 yılı geçti. 4. yılda zannediyorum. 4. yıldayız. Henüz ben daha iniş yapmadım ama o ayrı bir fasıl. Ben daha karadan şoförlere kendimi emanet edip geliyorum. Otobüs şoförüyle geldim. Efendim, 4. yıldayız. 1 milyonu aşmış durumdayız. Yerli ve misafir, yabancı yolcularımızla birlikte. Ha, buradan şuraya varmak istiyorum. Hava taşımacılığını biz çok destekliyoruz. Bu taşımacılığı uçaktan sonra, havaalanından sonra mümkünse helikopter taşımacılığıyla yaylalarımıza, köylerimize, güzel bölgelerimize, göllerimize, şelalelerimizin olduğu bölgelere yoğunlaştırmak arzusundayız. Orduyu bir turizm şehri, turizm merkezi yapma hedefimiz ve turizm şehri kimliği anlayışımızın gereği olarak. Bunun size rakip olacağını düşünmüyorum. Karalar sizin. Havadan gelenler de neticede yere ayak bastığında inanıyorum ki onlar da sizin. Yetmedi. Ordumuzda biz deniz şehriyiz. İstanbul'un boğazı neyse ordudaki denizin güzelliği ve özelliği de en az onun kadar değerlidir. Bunun farkında olacağız. Denizimizin adı Karadeniz ama biz
o denizin karasının ağasının üzerine bir inceltme işareti koyarak inşallah kâra deniz onu yapmak durumundayız. Bu kâra deniz projemizde denizlerimizde de ulaşımı teşvik edeceğiz. Teşvikin ötesinde gerçekleştireceğiz belediye olarak. Paydaşlarla bu yönde çalışacak hem üretim hem işletmeci ortaklarımızla, çözüm ortaklarımızla Ordu'yu Karadeniz'de inşallah deniz ulaşımının merkezi yapmak durumundayız. Hem deniz taşıtlarının imalatı, hem park yeri yani yatlar, limanlar, hem de deniz taşımacılığı. İlk başlangıcımız komşularımızla mutlaka olmalıdır. Nereyle? Samsun'la başta olmak üzere. Giresun'la tabii ki. Ama orada kalmayacak, devamını bir dahaki ziyarette söyleriz. Şimdi o taşımacılığında biz onu teşvik edeceğiz. Onun da faydası kime olacak? Denizden karaya ayak basan yolcularımız herhalde yayana kadar gider, 2 kilometre gider. Daha fazla gidemez, 3 gider. Biz bugün kaç kilometre gezdik? 5 kilometre falan, en fazla 5 kilometre gidilir. Ne yapacak? Ondan sonra bir arabaya binecek. Bir şoförümüzün yüzen, gezen evine misafir olacak. O da bizim hava ve deniz taşımacılığı hedefimiz ve inşallah uygulamalarımız da şehir olarak şoför ve otomobilciler esnafımıza katkı verecektir. Sizinle çatışan bir taşımacılık sektörünü düşünmüyoruz. Sizinle kardeş, paydaş, destekleyen sektörler bizim amacımızdır, hedefimizdir. İnşallah bu amaç doğrultusunda, ortak amaçlar doğrultusunda hep beraber şoförümüzle, bakkalımızla, manavımızla, kasabımızla, kırtasiyecimizle, terzimizle, berberimizle, bütün esnaf kesimlerimizle, pastacısıyla, lokantacısıyla, yiyecek içecek sektörüyle, eğlence sektörü dahil, taşıma sektörü dahil, üreten, tüketen, hizmet sunan herkesle birlikte biz bir Ordu'yu, bize göre güzel Ordu'yu daha güzel ve onu merkez Ordu yaparak belli hizmetlerin, belli sektörlerin merkezi haline getirerek yolumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz. Her düşündüğümüzü, her hayalimizi veya her projemizi burada sizlerle paylaşmak istemiyorum. Önümüzdeki cumartesi günü, hani bir hafta sonra inşallah yine esnaf sanatkara ait bir mekanda, Tesk Otel'de değerli basınımızla ve saygıdeğer hemşehrilerimizle bizim gözümüzdeki Ordu fotoğrafının ne olduğunu ana başlıklar altında, ama şimdiden söyleyeyim, Güzel Ordu başlığıyla ve Merkez Ordu başlığıyla iki ana kimliğiyle ordumuzun, Büyükşehir ordumuzun bundan sonraki fotoğrafını paylaşmaya niyetliyiz ve paylaşacağız inşallah. Sadece bugün değil, o günde değil, hep karşılıklı istişare ederek herkes Ordu Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin iyi niyetle yaklaştığı müddetçe bir paydaşıdır, yöneticisidir. Hani ne diyorlar? Çoğunluk yönetimi değil, çoğunculuk yönetim anlayışı. İşte bu gerçekten Ordu'da, zaten işaretler de onu gösteriyor. İstense de, istenmese de, ki ben isteyenlerdenim, kendisini 1 Nisan'dan sonra gösterecektir. Bizim Ordu anlayışımız, Ordu hayalimiz bu yöndedir, bu anlayış üzerinedir. Bundan sonraki birlikteliklerimizde inşallah yine yeni konuları, yeni çözümleri hep beraber konuşuruz. Ben değerli başkanımıza ve yönetimine bize gösterdikleri nezaket ve üstü kabulden dolayı şahsım ve beraberindeki çok değerli arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İstiyorum ki ilimizde her yerde herkes
her temas, her buluşma anlayış, dostluk ve uzlaşıyla, anlayış birliğiyle neticelenir, neticelensin diyorum. Sonuçta ordu büyümeli ve ordu şampiyon olmalı ki ondan sonra bütün şehrin, hemşehrilerimizin, gurbettekiler dahil arzusu olan Ordu Spor da zaten kendiliğinden şampiyon. Hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, hoşça kalınız. Sağ olunuz, var olunuz. Geliyor işte saadet, gayretle çalışırız.